var, beraberiz. Şunu söylemeden geçmek istemiyorum, onları tanıtmak istemiyorum. Yaklaşık 110'un üzerinde katılımcıyla birlikte 60 farklı kurumdan talep oldu. Bu mevzuat uyum derneğimizin, henüz daha çiçeği burnunda olan mevzuat uyum derneğimizin giderek geliştiğini, sektörde lider olmaya, bir referans kaynağı olmaya doğru geliştiğini ciddi anlamda gösterir bir ifade. Bunu paylaşmak istedim. Dediğim gibi kripto paraları ve blok zincir teknolojisini konuşacağız ve onların içerisinde para kavramıyla alakalı, açık kaynak felsefesiyle alakalı, blok zinciri anlamakla alakalı bir takım değerlendirmelerde bulunacağız. Kripto paranın getirdiği risklerden bahsedeceğiz. Akabinde blockchain'in ticaret ve finansmanla olan ilişkisini değerlendireceğiz. ICC'nin blockchain ve dijitalleşme konusundaki kural çalışmalarından bahsediyor olacağız. Blockchain tabanlı ticari uygulamalardan konuşuyor olacağız. Özetle gündemimiz bayağı yoğun. Ben kısaca panelistlerimi de size tanıtmak istiyorum. Alanlarında uzman, bankacılık konusunda duayen diyebilirim. Çok değerli iki katılımcımız var. Cem Bey, Cem Berik, bankacılık kariyerine Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nda Management Trainee olarak başlamıştır. Akabinde Türkiye, Kazakistan, Almanya'da 16 yıllık bir bankacılık deneyimine sahip. Bunun ardından 2006 yılında Ziraat Bankası Uyum Müdürü olmuştur. 2009 yılında KEMS ve İKA'nın mali suçları önleme sertifikasını alan Sayın Berik, aynı yıl ABD'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Ziyaretçi Liderliği Değişim Programı kapsamında Uluslararası Suçla Mücadele Programı'na davet edilmiştir. 2014 yılında National Commercial Bank of Saudi Arabia iştiraki olan Türkiye Finans Bankası'nda uyum direktörü olarak görev almıştır. Ekim 2018'den itibaren MLCTF, uluslararası yaptırımlar, ethics compliance ve etik soruşturmaları gibi konularda eğitim ve danışmanlık vermektedir. 2019 yılında da CGSS sertifikasını almıştır. Bir diğer duayen kıymetli panelistim Abdurrahman Özalp. Kendisi 1986 Çukurova Üniversitesi mezunudur. 1988 yılında bankacılığa kambiyocu olarak başlamıştır. 98 yılından beri dış ticaret danışmanı olarak çalışmaktadır. 2000 yılından beri de ICC üyesidir. ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı'dır aynı zamanda. Ve yine ICC'nin merkezi Paris çalışma gruplarının üyesidir. ICC onaylı ticaret finansmanı sertifikası CITF sahibidir. Yayınlanmış birçok makale ve kitabı bulunmaktadır. Yeni teknolojilerin finans alanda kullanılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Yine kendisi hakkında detaylı bilgilere www.abdurrahmanozalp.com adresinden ulaşılabilir. Bunları söyledikten sonra, panelistlerimi de tanıttıktan sonra size kısaca webinar esnasında sorularınızı bize chat'ten iletebileceğinizi söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Soruları sunumun sonunda bir 15-20 dakikalık bölümde panelistlerimize iletiyor olacağız. Aynı zamanda derneğimize dair isteklerinizi, görüşlerinizi, taleplerinizi her zaman Mevzuat Uyum Derneğimize de iletişime geçerek iletebilirsiniz. Değerli katkılarınız bizim için her zaman kıymetli olacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan bu girizgahla birlikte Cem Bey'e sözü devrediyorum. Buyurun Cem Bey. Çok teşekkürler Hakan Bey. Vakit dar olduğu için hemen konuya girelim. İşte bu Bitcoin gibi kriptocurrency'ler, kripto asetler birdenbire hayatımıza giriverdi. Dünyanın kafası karışık. Sadece bizlerin kafası karışık değil. Bunun niye böyle olduğunu biraz sonra FATF'den bahsederken de anlatacağız. İstersen şimdi önce blockchain nedir, nasıl çalışır, temel kavramları birlikte bir görelim. Ama ona geçmeden önce bir para kavramı üzerinde birazcık düşünelim. Çünkü çok sık gündeme gelen bir konu var. İşte bu kripto paraların karşılığı var mı? Herhangi bir yerde karşılığı var mı? İşte bunlar balon, bir gün patlayacak filan. Şimdi hiçbir paranın dünyada bildiğiniz gibi karşılığı yok. Paranın karşılığı dediğiniz şey, paranın tarihine bakarsanız önce paralar işte altın ve gümüş olarak basılmış sikkeler halinde ve kendi iç değeri ile ölçülmüş paraların değerleri. Sonra imparatorun resmi konmuş paranın üstüne. İşte Roma İmparatoru var arkasında diye paranın kendi
öz değerinden, maddi değerinden farklı bir değer ortaya çıkmış. Şimdi dolayısıyla bizim paranın karşılığı dediğimiz şey aslında Harari'nin kitaplarını çok severim. Onun bahsettiği bir kavram var. İnsanlığın kolektif zihninde yaşayan bir şey bu. Değil mi? Şimdi mesela Google'dan bahsediyoruz. Milyar dolarlık şirket. Kaç milyar dolarlık şirket? Seattle'a gitsek Google'ın merkezine orada birkaç milyon dolarlık bilgisayar buluruz. İşte masa sandalye buluruz. Ama Google'ın ifade ettiği daha büyük bir değer var. Tabii ki bir nakit akışı var ama onun dışında insanlığın kolektif zihninde ona verilen bir değer var. Bu söylediğim şey değer biçilen, paha biçilen her şey içerli. Bugün pırlanta dediğiniz şey bir saf karbondur aslında. Ama bütün insanlık onun değer ifade ettiğini herkes düşündüğü için bunu değerli kılıyoruz. Dolayısıyla şimdi kripto paralar niye değerli, niye bu kadar işte insanlar buna önem veriyorlar, para yatırıyorlar? Çünkü bir güven tesis etmiş, değil mi? Bir değere inanabilmemiz için onun bir güven tesis ettiğini bir kere kavramamız, ona itimat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir sonraki slayda geçebilirsek, kripto paraların çalışmasının altında çok karıştırılan bir blockchain teknolojisi var. Şimdi blockchain teknolojisini anlamak için de tabii bu kısa sürede çok özet geçeceğim ama eminim aklınızda bir şeyler kalacak. İki tane önemli kavram var. Ya birkaç önemli kavram var da bunlardan en önemli iki tanesi hashing denilen uygulama ve şifreleme. Şimdi hashing ve şifreleme bazen birbirine karıştırılıyor. Hashing şu, bir metni düşünün. Bu buradaki Mevzuat Uyum Derneği yazısı gibi bir cümle de olabilir. Anna Karenina'nın romanı da olabilir. Ya da Milli Kütüphane'deki bütün kitapların içinde yazılanlar da olabilir. Bunu bir algoritma uygulayarak, işte burada örneğini verdiğim SH256 diye bilinen, uygulayarak bunun bir parmak izini, yani hash değerini ortaya çıkarıyorsunuz. Altta görüyorsunuz bakın. Burada böyle C3FA falan filan gibi bir şeyler var. Bunlar hexadecimal sayılar dediğimiz. Bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Ama bilgisayarlar zaten sadece 1 ve 0'lardan anlıyor. Bir parmak izi oluşturuyor. Şimdi aşağıda bakın aynı cümle var. Mevzuat Uyum Derneği fakat hash değeri yani bunun parmak izi tamamen farklı. Niye? Mevzuat uyumdan sonra uyumla dernek arasında 2 tane boşluk karakteri var. Bakın bir oraya boşluk karakteri girmesiyle hash değeri bunun tamamen değişti. Şimdi bunun blockchain'de bir önemli bir faydasını göreceğiz. Bu hash hesaplamanın işte çeşitli yöntemleri var. Biz daha sık işte Bitcoin'de mesela SH256'yı görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Burada gördüğünüz değer 256 bit. Yani ne oluyor? 32 byte var burada. Burada hatırlamak gereken şey şu, verilen datanın büyüklüğü ne olursa olsun, isterse böyle 3 kelimelik bir cümle olsun, isterse koca bir romanı buraya, bu algoritmaya verseydik, yine 32 byte'lık bize bir tane ya da 256 bit'lik bir tane hash değeri oluşturacaktı. Peki biz burada diyelim ki bir romanı girdik, o romandan, herhangi bir sayfasından herhangi bir cümlede bir harfi değiştirseydik buradaki örnekte olduğu gibi tamamen hash value'su değişecekti. Dolayısıyla biz koca romanı baştan başa karakter karakter okumadan diyecektik ki ya bu romanda bir değişiklik olmuş. Bunun bir yerinde bir değişiklik var. Yani bu bize hash alınması bir transaction record'un bir cryptocurrency'de bankacılıkta olduğu gibi transaction'lar oluyor. Bir transaction kaydının, bir işlem kaydının değişip değişmediğini gösteriyor. Bir sonraki slide'a geçelim lütfen. Şimdi şifrelemede de iki tane önemli kavram var. Public ve private key. Şimdi konuya aşina olan arkadaşlar bilir ya da herhangi bir Bitcoin ya da virtual currency cüzdanı yaratmış olanlar bilir. Böyle cüzdanınızın ismi yukarıda aşağıda görülen public key'lerdir.
Bu anlamı şu, bunun arkasında yatan tek yönlü matematiksel işlemler var. Dolayısıyla orada işte matematiğiyle ilgi duyarsanız internette bilgi bulabilirsiniz. Bolca asal sayılar, büyük asal sayılar ve mod işlemi kullanılıyor. Public key şu, bunu herkese verebilirim. Yani benim cüzdanımın numarası. Bunu şöyle düşünün, postaneye gittiniz, bir posta kutusu aldınız. Size bir numara verdiler. Dediler ki posta kutusu 11.397. Bu sizin public key'iniz. Bunu herkese duyurabilirsiniz. Herkes gidip o posta kutusuna bir şey atabilir. Private key'iniz için ise sadece o posta kutusunu açan anahtar. O sizde var ya da şifre. Sadece siz gidip açabilirsiniz. Şimdi bu iki kavramın bir araya gelmesiyle çok belki de tarihte ilk defa merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan bir güven ortamı yaratılmasını mümkün kıldı kriptokarensiler. Onun içindir ki benim aslında işte bu ayki Ecamm Today dergisinde yayınlanan bir anlamda makalemi özetliyorum size. Bunun içindir ki bakın 2 trilyon dolar Amerikan doları banknot olarak sirkülasyonda var iken dünyada 1 trilyon dolara ulaştı bir ara sadece Bitcoin. Şimdi dolayısıyla bu efendim şey midir, bir balon mudur, patlar mıdır? Oraya bakalım. Bunun arkasında kim var? Şimdi virtual currency'leri ikiye ayırmak gerekiyor. Bir kapalılar, bir de açık sistemler var. Açık sistemler, Bitcoin gibi, open source hareketi var arkasında. Open source hareketini ve ruhunu bilmiyorsanız bu paraları anlayamazsınız. Bunu ben makalemde kimlere söylüyorum? Devletlere, düzenleme yapanlara, FATF'e, Avrupa Birliği'ne. Ya onlar da biliyorlar zaten ama uygulamalar pek de anladıklarını göstermiyor. Open source ne demek? Mesela dünyada en çok kullanılan iki tane işletim sistemi var değil mi? Üç tane. Bir tanesi Microsoft. Gidip işte yaklaşık 800 lira, 1000 lira verip alıyorsunuz. Diğeri de Linux. Harika bir işletim sistemi. O bedava. Bunun arkasında kim var? Bir şirket mi var? Hayır, yok. Open source. Yani gönüllü insanlar, iyi programcılar bir araya gelip bir işletim sistemi yazıyorlar. Microsoft'a alternatif. Düşünebiliyor musunuz? Yani ticari bir ürüne, dünyanın en büyük şirketlerinden birinin para kazandığı bir ürüne alternatif bir işletim sistemi yazıyorlar ki işletim sistemi yazmak programcılıktaki en son noktadır. Dolayısıyla siz mesela bir kullanıcı olarak iki seçeneğiniz var. Ya gidip Microsoft satın alıyorsunuz, bilgisayarınıza kuruyorsunuz ya da Linux'la devam ediyorsunuz. Bunun gibi birçok open source proje var. Bunların kaynak kodları open source, oradan geliyor. Herkese açıktır. Siz Bitcoin'in kaynak kodlarını indirebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Hatta değiştirebilirsiniz. Eğer o community sizin yaptığınız değişikliği benimserse oradan yeni bir çatallanma olur, yeni bir dal olur, yeni bir ürün çıkar. Buna da fork deniyor. Şimdi dolayısıyla şuraya geleceğim, open source bir projenin sahibi yoktur. Bir başka deyişle sahibi herkesdir. Şimdi bu çok büyük bir güç katıyor. XRP mesela başka bir kripto para, bir şirketin. O şirket o kodlara sahip. Dolayısıyla o şirket istediği gibi yönlendirebilir. Ama Bitcoin'i kimse yönlendiremez. Üzerinde herhangi bir nüfus etkisi yapamazsınız. Diyelim ki çok nüfusunuz çok fazla olan bir insansınız, bir kralsınız. Telefonu kaldırıp arayacağınız bir yetkili yok. CEO'su yok, sahibi yok. Sahibi herkes ve siz de bir parçası olabilirsiniz. GitHub diye bir site var. Oraya gidersiniz, üye olursunuz. Programcıysanız Bitcoin'e veya seçtiğiniz başka bir open source, Ethereum gibi kriptoya orada faydalı olabilirsiniz. Siz de kod yazabilirsiniz. Kod bilmiyorsanız dokümanları tercüme edebilirsiniz farklı dillere. Yani bir parçası olabilirsiniz. Herkese açık. Şimdi bu yapıya da bu yapı tabii decentralized dediğimiz merkezi olmayan bir yapıyı getiriyor. Şimdi siz bir bankaya gittiğinizde ne yapıyor banka? Sizin işleminizi kendi sistemine kaydediyor. Tek kopya var. Kendi içinde yedekleri alsa bile tek kopya var. Yani Cem Berik geldi, hesabını 10.000 TL yatırdı. Şimdi bu bankanın bilgisayarlarının tamamen çöktüğünü düşünün ve kayıtlarında yandığını düşünün. Olasılık olarak bu parayı sizin orada olduğunu ispatlama imkanınız
kalmıyor. Yani böyle bir olasılık var. Fakat aynı işlem Bitcoin'de yapıldığında yüzlerce ayrı deftere kaydediliyor. Şimdi biz şu anda konuşurken Bitcoin Network'ünde onlara node deniyor. Belki 10 binin üzerinde bilgisayar var. Ve yüzlerce kopyası alınıyor eriştenin. Dolayısıyla sistemi dolandırmanız için o anda kaç tane deftere kaydedilmişse, kaç tane ledger'a, onların en az %51'ini değiştirmeniz gerekiyor. Ki bunu yapmanız tabii ki hayatta hiçbir şey imkansız değildir ama banka örneğine göre yani kıyaslanamayacak kadar düşük bir olasılıktır. Çünkü blockchain lafının geldiği asıl noktaya gelelim. Her bir bloğun, biraz önce bahsetmiştik ya, işlemler bir bloğa kaydediliyor. İşte Ahmet Mehmet'e para gönderdi, Ayşe İsmail'e para gönderdi gibi gibi. Binlerce kayıt bir bloğa kaydedildikten sonra blok hash value'su alınarak kapanıyor. Bu bloğun hash value'su bir sonraki bloğun ilk girdisi oluyor. Dolayısıyla siz geçmişe dönük, yani 5 blok önce filanca transferdeki filanca transferle ilgili işlemi ben değiştireyim de benim şu anda Bitcoin'deki cüzdanımdaki para 10 Bitcoin fazla görünsün diye bir şey yapamazsınız. Çünkü orada harfi değiştirseniz hash value'su tutmayacak ve o blok şeyde network'te kaybolup gidecektir. Madenciler ne yapıyor? Siz şimdi private key'iniz vardı, public key'iniz vardı. Benim bir işlem yaparken, yani benim cüzdanımdan bir Bitcoin al, Hakan Bey'e gönder, onun cüzdanına gönder dediğimde benim private key'im onlarda yok. Nasıl bilecekler bu talimatı benim verdiğimi? İşte bu public private key ikilisinin güzelliği orada. Private key'den public key üretebiliyorsunuz ama public key'den private key üretemiyorsunuz. Tek yönlü işlem dediğim bu. O zaman madenciler bakıyorlar, aynı benim yaptığım işlemi yapıp aynı sonucu gördüklerinde, şifrelemeyi yaptıklarında diyorlar ki evet, bu adam doğru bir private key ile bu işlemi yapmış. Dolayısıyla cüzdanın sahibi bu. Böylece test etmiş oluyor. Şimdi tabii bu dünya finansal teyit etmiş oluyor. Dünya finansal sistemini ayağa kaldırdı. Neden ayağa kaldırdı? Bir kere şu felsefi soruyu sormak lazım. Kripto currency'ler neden çıktı? Bu arada ben vaktimi aşmayayım, beni lütfen uyarın. Kripto currency'ler neden ortaya çıktı? Hani neyi ve nasılı anlamak daha kolay. Oturursunuz, okursunuz, incelersiniz. Anlaşılabilir o. Peki bunlar niye çıktı? Aslında işte yine open source ruhu, bu bir başkaldırı. Bu finansal sisteme, dünya finansal sistemine bir başkaldırı. Onu da tetikleyen iki mekanizma var, iki olgu var. Biri privacy. Yani insanlar diyor ki arkadaş, ben paramı kazanıyorum, vergisini veriyorum, harcamalarımın böyle herkesin görmesini istemiyorum. İki, ben bir ülkeden bir ülkeye, hatta aynı ülke içinde yan bankaya 10 dolar para gönderdiğimde, 100 dolar para gönderdiğimde bunun üzerinden 3-4 tane bankanın muhabirleri bilmem ne para kazanıp beni benden para kazanmalarını, beni sömürmelerini istemiyorum. Bunun arkasında yani biraz anarşist bir hareket var. Dolayısıyla da dünya da şaşırmış durumda. İlk tepkiler ne oldu? İşte yasaklayalım, basalım, asalım, keselim. Ondan sonra baktılar ki öyle olmuyor. FATF'in burada iki tane dokümanını koydum size referans olarak. Muhtemelen bakmışsınızdır. Virtual Currencies, Key Definitions and Potential AML CFD Risks. Ona baktığınız zaman bir şey görmeyeceksiniz. Bomboş bir doküman. Ve işte nasıl Silk Road falan gibi kripto paralar üzerinden işte silah milah satan şirketleri polis nasıl kapattı falan, onları anlatıyor. Şimdi dünyanın kafası karışık. Kafası karışık olması da normal. Ama bu artık hayatımızı ve dünya ekonomisini şekillendiriyor. Bir uzlaşma yolu bulmak lazım. Şimdi gelelim tabii ki risklere. Kripto currency'ler riskli midir? Evet, risklidir.
KYC bilgileri alınıyor mudur? İşte ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela bizim ülkemizde kripto borsaları regüle değil henüz. Yarın regüle edilecek. Artı coğrafi bir şeyi yok virtual currency'lerin. Yani sınırı yok. Hangi ülkede olduğunuzun bir önemi yok. Şimdi burada benim var bir tane cold wallet'ım. Bir USB gibi düşünün. İçine ben paramı koyup bütün evimi falan satıp bütün varlığımı içine koyup onu cebime koyup dünyanın herhangi bir ülkesine gidebilirim. O parayı dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir kişiye transfer edebilirim. Yani 1 milyar doları USB'ye koyup gidebilirsiniz. Ya bu güçte güvenli mi? Vallahi o kadar zeki ki bu open source community'si. İşte o USB diski kaybedersem ne olur? Hiç önemli değil. Siz ilk cüzdanınızı yarattığınızda size 24 tane kelime, 26-24 tane kelime veriyor. O kelimeleri bir yere yazıp iyice saklamanız gerekiyor. O kelimeler elinizdeyse başka bir cüzdan, yani başka bir cihazda o cüzdanı aynen yaratabiliyorsunuz. Biri onu çalarsa 3 kere şifre girdiğinde kendini siliyor. Yani adamlar her şeyi düşünmüşler. Dolayısıyla da bugün işte muazzam volümlere ulaşmış vaziyette. Şimdi tabii ki burada yine altını çizmemiz gereken en önemli unsur, ilk defa tarihte merkezi bir otoriteye, bir devlete, bir regülatöre ihtiyaç olmadan bir güven ortamı yarattı. Yani düşünebiliyor musunuz? Paranızı elinizde olmayan, hiç görmediğiniz bir şeye yatırıyorsunuz. Şimdi tabii bunun getirdiği AML CTF açısından ekstra riskler var mı? Var. Ama ben olaya birazcık şöyle bakıyorum. Şimdi bankalar bu riskleri yönetirken bir kere iki açıdan ele almalılar. Bir, daha doğrusu kripto ile ilgili riskler iki açıdan ele alınmalı. Bir, exchange'ler, yani Türkiye'de işte bilmiyorum burada isim vermek doğru olur mu? Birkaç tane kripto exchange'i var. O exchange'lerin bu riskleri yönetmesi, onlara bakışı. İki, bankaların bu exchange'lerle çalışması. Çünkü bir noktada bu paraların, yani gerçek paraların, fiyat currency'nin kripto paraya dönmesi ve tekrar geri normal paraya dönmesi eninde sonunda gerekiyor. Şimdi bankalar tabii burada bir tercih yapabilirler. Ben bir kripto currency şirketiyle, exchange'iyle çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım? Tabii bunlar regüle edilirse bankalar bu kararları vermekte daha rahat ederler. Ama burada tabii ki yine riski hani çok da abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Şu anlamda söylüyorum. Şimdi bir döviz bürosuyla ya da kuyumcuyla çalışıyorsunuz. Şimdi onun yaptığı işlemlerin nereye gittiğini siz banka olarak bilmiyorsunuz ki. Yani bir döviz bürosunda yapılan bir döviz alımı satımı sonucunda o paranın nereye gittiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Sizi ilgilendiren o döviz bürosunun sizle ilişkisi ve o döviz bürosunun regüle edilmiş, işte işini düzgün yapan bir şey olması, müşteri olup olmadı. Orada onun yaptığı işlemlerde oradan çıkan paranın, sonuçta para bir araçtır, hangi amaçlarla kullanıldığını zaten takip etme şansınız yok. Aynı şey sizin kendi bankamatinizden çekilen para için de geçerli. Yani bankamatikten sizden para çekip, mevduatından para çekip, o parayı kişinin nerede harcadığını bilemezsiniz, takip edemezsiniz. O artık sizden çıkıyor. Dolayısıyla bankaların burada belki şu kararı vermesi gerek politikalarında. Ben exchange'lerle çalışacağım ya da çalışmayacağım. Şimdi tabii son dönemde şey de var, çok gündeme gelen. İşte kripto paralarla ilgili bir sürü yolsuzluklar. Şimdi onun tabii maalesef kripto paralarla bir alakası yok. Yani orada gidip siz bir firmayla, ne olduğunu bilmediğiniz bir firmaya al benim paramı, benim adıma da kripto para al. Sende de cüzdanda dursun diyorsunuz. Çünkü cüzdanlar, farklı cüzdanlar var. Web cüzdanları var, soft cüzdanlar var, bir de hard cüzdanlar var. Üçü arasındaki fark şu, web cüzdanlar sizin o exchange'de sizin adınıza tutulan. Yani bir firma var, gittiniz o firmadan Bitcoin aldınız, sizin adınıza açtığı cüzdanda tutuyor onu. Orada firmaya bırakıyorsunuz bütün riski.
Yani adam yarın kapatıp dükkanı, o kriptoları boşaltır mı? Boşaltır. Soft cüzdanlar, sizin bilgisayarınızda tuttuğunuz cüzdanlar. O da tehlikeli. Bilgisayarınıza virüs falan bulaştıysa sizin tuş vuruşlarınızı takip edip o cüzdanı, yani private key'inizi, biraz önce bahsettiğim, öğrenebilir. En sağlamı hard wallet'lar. Onlar son derece güvenli. Kimse, zaten internete herhangi bir bağlantıları yok. Şifreye girmeden uzun 6-8 haneli şifre seçiyorsunuz ve fiziken ele geçirmeden herhangi bir işlem yapamazlar. Dolayısıyla tabii ki hayatımıza yeni giren bu virtual assetler ve blockchain'in getirdiği mesela akıllı kontratlar, belki Abdurrahman Bey birazdan onlarla ilgili bahsedecek, hayatı çok kolaylaştırmaya, dünyada da çok enteresan örnekleri var, yapılıyor. Bir sürü startuplar var bu konuda. Mesela şimdi bakın, bir örnek vereyim. Dünyanın herhangi bir ülkesinde, yani Amerika'da bile bir oy verme işleminin ne kadar şey olduğunu, sarsıntılı geçtiğini gördük, hani Amerika'da bile. Eğer blockchain üzerinden bir oylama yaparsanız, ne orada bir oy çalınır, ne mükerrer oy kullanılır, ne ölmüş birinin adına oy kullanılır. Hani sıfır hatayla ve anında sonuçları bütün dünya izler. Tamamen şeffaf. Bu arada open source bütün virtual currency'ler şeffaftır aslında. Hani normal bankacılıktan çok farklı. Siz şu anda gidip blockchain'in Bitcoin'de yapılan bütün transaction'ları görürsünüz. Cüzdan numaralarını ve meblağları görürsünüz. Geçen ay yapılmışları da görürsünüz. Blockchain'i bilgisayarınıza indirip analiz de edebilirsiniz. Sadece o cüzdanların kime ait olduğunu göremezsiniz. Muhtemelen dünya, FATF'in şu iki dokümanından birinde var. Bunu yasaklarsanız, diyor, ona ben de katılıyorum. Para, yani kriptoya gidecek para, daha illegal alanlara gidebilir. Çok doğru bir yaklaşım. Yasaklama bunun çözümü olmayacak asla. Ha, kriptolar arasında bir ayrışma söz konusu olacak. Mesela Monero gibi bir para tamamen şeffaflıktan uzak. Halbuki Bitcoin çok şeffaf. Ethereum şeffaf. Yani oradaki şeyleri görebiliyorsunuz. Peki ben açık kaynak topluluğunu bir FATF olarak, Avrupa Birliği olarak, bir büyük bir devlet olarak şuna ikna edersem, ya bütün ülkelerde bu kripto exchange'ler regüle edilsin ve bunların KYC bilgileri muhakkak müşterilerin alınsın ve bu KYC bilgileri sadece anlamlı, mantıklı, güvenilir bir hukuki soruşturma olduğunda başka ülkeyle paylaş ya da bir ortak platformla paylaş. Yani öyle kafasına göre bir ülkenin savcısının istediği bilgiler değil, sadece gerçek anlamlı bir soruşturma olduğunda paylaş derse aslında sorun büyük ölçüde çözülmüş olur. Yani hem privacy'yi, open source topluluğunun istediği privacy'yi korumuş olursunuz, hem de suçla mücadelede etkin bir adım atmış olursunuz. Ben yine felsefi olarak şuna çok inanıyorum. Yani malum kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Kapitalizm karşısına çıkan bir engeli ya yok eder ya içine alır. Bununla ilgili de Amerika'da bir takım çalışmalar var. İşte Çin kendi parasını çıkarıyor vesaire, ama hangi şirket ve ülke kendi kripto parasını çıkarırsa çıkarsın, açık kaynak paralar var olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu açık kaynak fikriyle uzlaşmanın bir yolunu bulması gerekiyor ülkelerin. Benim söyleyeceklerim kabaca bu kadar. Çok da uzatmayayım lafı. Sorular kısmında bir şeyler gelirse memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkürler Cem Bey. Paylaştığınız kıymetli bilgiler ve daha da kıymetli yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben sözü blockchain'in ticaret ve finansmanla ilişkisini, blockchain'in emen alanındaki kullanımı, ICC'nin blockchain ve dijitalleşme konusundaki kurallarını ve yine blockchain tabanlı ticari uygulamaları konuşmak üzere Abdurrahman Bey'e devretmek istiyorum. Buyurun. Merhaba.
Arkadaşlar Cem Bey oldukça güzel açıkladı paranın felsefesini, altındaki blockchain yapısını. Tabii bu kadar güvenli bir sistem, blockchain oldukça güvenli bir teknoloji, bir sistem diyebiliriz. Yani bilgisayarlar arasında kriptolu bilgi alışverişini sağlayan, bizim normalde web'i daha önce internet üzerinde işte bilgisayarlar arasında bağlantı olarak web'i görüyorduk. Ve web üzerinde işlem yapıyoruz. Bunu önce bir eğlence aracı olarak görüldü. Uzun süre işte internet sadece gençlerin ilgilendiği bir şey olarak görüldü. Üzerinde işte videoların paylaşıldığı bir ortam olarak görüldü. Daha sonradan finans dünyası bununla ilgilendi. Neden ilgilendi? Bir baktı ki güvenli bir şekilde insanlara ulaşabiliyor. Bunu sağlayabilir. Ama bunu sağlarken de ne olacaktır? Üçüncü tarafların güvenlik hizmetini kullanarak bunları yapabiliyor. Şimdi bu dolayısıyla finans dünyasının dikkatini çekti. Yani finans dünyası neyi arar? Finans dünyası şunu arar. Hızlı olsun, güvenli olsun, insanlara ulaşsın. Ben de bununla bütün insanlara ulaşıp bu hizmeti vereyim. Yani bütün istediği bu zaten. Şimdi buna baktığımda web'i kullanmaya başladı. Ama web'i kullanırken ne vardı orada? Merkezi yapılar. Ondan sonra yine üçüncü tarafların hizmet sağlaması, güvenlik hizmetini sağlaması gibi durumlar vardı. Şimdi mevcut duruma geldiğimizde, biraz önce Cem Bey'in de çok güzel bir şekilde açıkladığı gibi blockchain'in o hashing olayı, ondan sonra blokların birbirine bağlı olması, hiç kimsenin değiştirememesi, mevcut teknolojiyle birisi değiştirmeye kalksa binlerce yıl çalışması gerekir. Bunun gibi çalışmalar var, bunun gibi şeyler var, bilgiler var, araştırmalar var. Yani birisi kalkıp da onu manipüle etmeye kalkarsa binlerce yıl çalışması gerekiyor. Mevcut teknolojiyle durum budur. Ama bazıları diyor ki ya yarın öbür gün işte kuantum bilgisayar çıkacak. Bunların hepsini zaten birkaç dakikada hepsini çözer. Hatta bununla ilgili çalışmalar da var. Şimdi bu bence bu da tehdit değildir. Niye değildir? Şimdi kuantum bilgisayar çıkarsa ona göre de hashing sistemi de ona göre kuantum bilgisayarla yapılır. Yani o da yerinde duracak diye bir şey yok. O bakımdan ben onu bir risk olarak, bir tehlike olarak hiçbir zaman görmüyorum. Mevcut teknolojiyle durum budur diyoruz zaten. Şimdi mevcut teknolojiyle durum budur derken şu anda ne yapıyoruz? Normal web'i kullanıyoruz. Swift'i kullanıyoruz. Şifreli Telex'i kullanıyorduk. Neredeyse onu bırakmış olduk. Ondan önce fax vardı. Ondan önce imza sirküleri vardı. Yani ticaret dünyası bu dokümanları kullanırken her zaman teknolojiyi kullanmıştır. Ve teknoloji her zaman için, finans dünyası için öncelikli olmuştur. Hatta inovasyonlarını bir bakıma da oraya bağlılar. Çünkü finans dünyasında para var. Hemen parayı veriyorlar. Teknolojiyi desteklemiş oluyorlar. Teknoloji de ilk önce oraya yöneliyor. Diğer sektörler biraz daha arkasından geliyor. Onun için o kısımlarına hiç takılmıyorum. Peki blockchain güvenli midir? Son derece güvenli. Yani şu anda hatta IBM'in sanırım CFO'sunun bir şeyi vardı, ifadesi. Blockchain daha önce web bilgiye ne yaptıysa blockchain'de transaction'lara, işlemlere aynı şeyi yapacaktır. Yani kısacası web'in güvenli bir şekilde, kriptolu bir şekilde, hashing'li bir sistemde çalışacağını düşünebilirsiniz. Yani bundan sonra her bilgi kendiliğinden zaten güvenlidir. Üçüncü tarafların benim güvenlik hizmetine ihtiyacım olmayacaktır. Bununla ne yapabilirim? Birisine para gönderebilirim. Bir belgemi ona doğrulatabilirim. Bütün bunları bu blockchain dediğimiz teknolojiyle yapacağız. Zaten biraz önce nasıl çalıştığı kısa bir şekilde izah edildi. Demek ki çok güvenli, çok sağlam bir sistem şu anda bizim karşımızda. Bunun da güvenliğini şuradan görüyoruz zaten. Blockchain, Bitcoin. Zaman zaman hatta bunlar karıştırılabiliyor. İşte Bitcoin'den, blockchain'den bahsedince hemen ya işte Bitcoin bizim o işlerle işimiz olmaz. Ben bunu çalıştığım yerlerde de birkaç kere gündeme getirdim. Genelde biraz daha muhafazakar yerler. Hatta buna IT'nin başındaki insanlar da dahil diyebilirim. Ben onu da gördüm. O çok şaşırmıştım olaylara. Çünkü normalde IT'nin başındaki insanların son derece inovatif, son derece yenilikçi olması gerekir. Böyle şeylere muhafazakar olmamaları gerekir. Ama baktım ki hiç de öyle değildir. Yani çoğu yerde onlar diğerlerinden daha muhafazakar da olabiliyor. Ya o şöyledir, o böyledir, yok bilmem nedir.
Halbuki yani bir iki tane kitap okumaları, bir iki tane bilgiyi kontrol etmeleri yeterlidir. Ama insanlar alışılmışın işte sahip olduklarının devam etmesini isterler. Biz bunu daha çok şeyde de gördük. Yani katılmış olduğum birkaç tane, müdahil olduğum birkaç tane konu vardı. Bir tanesi bu bank payment obligation'de. Blockchain ile bir ilgisi yok. Ama yine de dijitalleşme teknolojiyle ilgili olduğu için bir iki şeyde yani birazcık bahsini edebilirim. BPO, Bank Payment Obligation diye bir ödeme yöntemi geliştirildi. Swift tarafından geliştirildi. Sonra bankalar bunu büyük firmalar çok az sayıda büyük firma kullanmaya başladı. ICC buna kural yazdı. Ondan sonra uygulamaya alındı. Uygulamaya alınırken ciddi şekilde bir tepki olduğunu gördüm. Yani ben de birazcık bunu aldım. İşte Türkiye'de yaygınlaştırmaya da çalıştım. Hatta hizmet verdiğim bankada uygulamaya aldık ve çok sayıda işlem de yaptık. Ama şimdi yeni bir teknoloji olduğu için ciddi bir şekilde bir tepki gösterildi. Yani hiç o konuda bilgisi olmayanlar, BPO'yu alıp kullanmayanlar dahil sorduğunuzda bilmiyoruz ya da fikrimiz yok demiyorlar. Tam tersine kara propagandaya geçiyorlar. Ya o şeydir, büyük firmalar kullanır diyorlar. Ya da işte onun şöyle bir yapısı var. İşte onu sadece bilmem kim kullanır. Hiçbiri doğru değildi. Çünkü baştan sona kadar bütün toplantılara, çalışmalara katılmıştım. Hiçbir zaman da o söylenen şeylerin hiçbiri doğru değildi. Neyse, sonuçta ne oldu? Uygulamaya geçti. Hala da birçok yerde uygulanıyor, kullanılıyor. Dünyada da kullanılan bir yöntem. Yani bir yönteme, bir teknolojiye neye karşı çıkılır? O da ilginç bir şey. Aynısı şu anda blockchain'in başına geliyor. Yani blockchain'e baktığımızda ben Ticaret Bakanlığı'nda birçok toplantıya katıldım. Orada yeni nesil teknolojiler daire başkanlığı var ki onlar özel sektöre göre de çok daha ileride olan bölümler ve başındaki insanlar gerçekten bu işlere inanmış ve yapmaya çalışan kişiler. Onun için birçok yerde devlet çok daha ileridir de diyebilirim. Buralara da katıldığımızda birçok yerde Bitcoin'in blockchain'le karıştığını, blockchain'in başka ödeme yöntemleriyle karıştırıldığını, işte rastgele yani bir bilgi kirliliği var ve bunun sonucunda da doğru bir şekilde anlatılamıyor. Anlatılamayınca da tabii yasal tarafı da halledilemiyor. Yani diyorlar ki ya gidip bunu BDDK'dan onayın, işte BDDK buna karşı çıkar, bankacılıkta biz bunu kullanamayız. Tamam, anlatamıyorsunuz ki kullanabilirsiniz ya da adamlar onay versin. Baktığımızda oradaki toplantıda dahi birisi, yani şu anda çok iyi yerlerde olan kişiler, yani birçok işte IT'nin başındaki kişiler katılmıştı. Ticaret Bakanlığı da şöyle yapmış. Yani IT konusunda işte bu işler hangi banka neyi düşünüyor, bankalar neyi düşünüyor diye toplamışlar. Fikir edinmeye çalışıyorlar. Biri dedi ki ya biliyorsunuz işte bu blockchain geldi, işte havaleler bilmem neler karıştı gitti orası. Neyse. Bir başkası dedi işte blockchain geldiğine göre zaten akreditif olmayacak. İşte o akreditifi kaldırdı, bilmem ne yaptı. Birisi dedi ki yok, başka bir şeyle karşılaştırdı. İşte o Bitcoin artık bankalar kullanacak, biri dedi yok kullanamaz falan. Durum halbuki öyle değil ya. Durum blockchain. Yani blockchain sonuçta bir teknoloji nedir? Kriptolu bir sistemle çalışan bir teknoloji. Şimdi teknolojinin şeyi olmaz. Kripto parayla ilgisi yok. Ödeme yöntemiyle de ilgisi yok. Bunlarla ilgisi yok. Şimdi burada bir karışıklık olunca da ortaya bir şey çıkmıyor. Peki finans dünyası nasıl buraya döndü? Niye kullanmaya karar verdi? Şundan dolayı karar verdi. Blockchain teknolojisini birçok yerde sorunsuz çalıştığını gördüler. Ve en iyi örneği de Bitcoin'dir. Bitcoin şimdiye kadar manipüle edilerek, yani blockchain sisteme manipüle edilerek çalınamadı. Ya da o sisteme birileri girerek o parayı oradan alamadılar. Fazla bir Bitcoin üretemediler. Cem Bey'in de izah ettiği gibi bütün bu olanlar hepsi cüzdanlardan alınan şeyler, aracı kurumlardan kaynaklanan şeyler. Bundan dolayı olan şeyler. Yoksa Bitcoin'in herhangi bir günahı yok, şeyi de yok. Hatta o dönemde kısa bir iki tane LinkedIn'de birkaç tane paylaşım da yapmıştım. Ya herkes birdenbire Bitcoin'e yüklendi. İşte şöyledir, bakın kripto paralar ne oldu, bakın işte başınıza ne getirdi falan filan gibi. Öyle olmadığını kısa kısa şeylerle anlatmıştım. Durum bu. Sonuçta finansman dünyası ne yaptı? Blockchain sisteminin
çok düzenli çalıştığını, çok güvenli olduğunu, yani kontrol edilebilirse üzerinde çok güzel uygulamalar yapılabileceğini gördü ve bundan sonra da bunu kullanmaya karar verdi. Hatta bir IC toplantısında Roma'da ki toplantıda Swift'ten, yani Swift'i biliyorsunuz bankalar arası bir online sistemdir ve tek sermayesi de güvenliğidir. Yani ciddi bir şekilde, güvenli bir şekilde mesajların alınıp gönderilmesine imkan verdiği için Swift yıllardır bankacılıkta kullanılıyor. Havale işlemlerinde kullanılıyor. Diğer işte taahhütlerde, akreditif açılmasında vesaire de garanti verilmesinde kullanılıyor. Şimdi Swift'in üst düzeyinden kişiler de vardı. Tesadüfen yanıma düştüler. Ben de döndüm, ya dedim bu blockchain geliyor dedim. Blockchain ile ilgili dedim sizin biraz varlık sebebinizi dedim ortadan kaldıracak gibi gözüküyor. Yani size tehdit olarak görüyor musunuz dedim. Aa şey yaptılar, böyle bir espri falan filan güldüler dediler. Yani yani ciddiye almadılar. Yok dediler, öyle şeyler hep olur dedi falan filan, hiç ciddiye de almadılar. Ama aradan 3 yıl geçti ya da 2 yıl geçti, haberleri görmeye başladım. Swift işte blockchain ile işbirliği yapmaya başladı. Swift işte bir tek network'üne güveniyor. İşte şu anda sermayesi olarak network'ü kaldı. Yani işte bu network dünyada hiç kimsede yok. Sadece bizde var. Çünkü o güvenlik olayı falan blockchain'de zaten var. Blockchain onu aslında aradan kaldırıyor. En güzel örneği de akreditif. Akreditifleri şu anda blockchain ile çok rahat açabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Şimdiye kadar neyle kullanıyorduk? Swift ile kullanıyorduk. Burada yine bazı yanlış algılanmalar yine devam etmektedir. Tamam, blockchain ile akreditif açılıyor, o zaman tamam, bankaya ne gerek var? Ya bu akreditifi bilmemektir. Ödeme yöntemini bilmemektir. Yani şimdi bir şeyi telefon, eskiden şey vardı, ankesörlü telefon vardı. Sesi iletiyordu. Sonradan son model başka telefonlar geldi. Ya telefon değişti mi? Hayır, gene iki kişi sadece haberleşebiliyor ama onun yanında da başka özellikler eklendi buna. Yani bu telefonun ortadan kalktığı ya da telefonun değiştiği, telefonun özelliğini ortadan kaldırmıyor. Yani işin özünü kaçırıyoruz. Burada işte blockchain ile akreditif açılıyor, o zaman bankalara gerek yok. Ya tamam, zaten normalde de bir akreditifin açılması için bir bankanın olması gerekmiyor. Ya banka olmadan da akreditif açılabilir. Akreditif nedir? Letter of credit. Birinin birisine kredi vermesi. Yani ben şu anda size bir akreditif açabilirim. Siz bana güveniyorsanız benim o güvencemle gidip iş yapabilirsiniz. Bunu illa da bir bankanın yapması gerekmiyor. Hatta UCP kuralları da içinde her ne kadar banka lafı geçse de banka olmayanlar da bir akreditifi açabilir. Yani ben şahıs olarak size bir akreditif açabilirim. Burada güvenlik sorunu sadece blockchain ne yapıyor? Teknoloji olarak araya giriyor ve bir güvenlik özelliği, güvenlik hizmeti vermiş oluyor. Dolayısıyla da diğer şeylerin, üçüncü tarafların güvenliğine ihtiyaç duymuyor. Şimdi bu kadar hem hızlı, hem kolay, hem çok güvenli böyle bir sistem olunca da finans dünyası tabii doğal olarak buna ilgi duydu ve bunu birçok alanda kullanmaya başladı. Şimdi bu kullanmaya başladığı alanlara baktığımızda birçok alana yayıldı. İlk önce sadece havaleler, yani para gönderme işleri olarak bakıldı. Ondan sonra baktılar ki bunda şey de yapılabiliyor. Taahhütler de verilebilir. Hatta benim bir tane kitabım var. Ticaretin Finansmanı Prensipleri ve Blockchain diye. O zaman hatta birkaç tane şey yapmıştık. Yani fikirlerine değer verdiğim kişiler var. Onlarla konuştuğumuzda ya bu blockchain'i bence karıştırmasanız demişlerdi. Blockchain için biraz erken. Biz, bak şunun daha ne olduğunu tam tarif edilemiyor, anlatılamıyor. Ben dedim ki ben teknik adam değilim zaten. Yani ben blockchain'i de anlatacak durumda da değilim. Sadece orada IT'den bir arkadaşımızdan çok güzel bir anlatımı var. 1-2 sayfalık o da. Onu şey yapacağım. Ama esas benim orada vermek istediğim şu. Ben orada bir potansiyel görüyorum ve bunun finansman alanında kullanılabileceğini görüyorum dedim. Bununla bak akreditif açılabilir. BPO yapılabilir. Garantiler açılabilir. Bunları da neyle yapacağız? İşte bu blockchain dediğimiz sistem, onun üstünde çalışan smart kontratlar, akıllı sözleşmeler. Yerine göre API dediğimiz, yani o programlanabilir arayüzlerle bunları yapabiliyorlar. Bunlar böyle olunca da bununla akreditif açmamak için, finansal dokümanları göndermemek için, doğrulama işlemleri yapmamak için hiçbir sebep yok dedim. Yani o
Kitabın yayınlanma tarihi 2017 idi galiba. Yani o zaman yoktu yani. Birçok yerde dediğim gibi bu tür eleştiriler de almıştım. Ama çok hızlı bir şekilde bunların gerçekleştiğini gördük. Bankalar akreditif açmaya başladı. Kontur var, onu birazdan açmış olacağım. Kontur'la akreditifler açılıyor. Orada bir blockchain tabanı var. Onun üzerinde çalışıyor. Hatta dün onunla ilgili bir makale okudum. Onu daha da yaygınlaştırıp daha da genişletecekler. Sadece akreditifle sınırlı kalmayacak. Birçok finansman imkanını, açık hesap üzerindeki finansman imkanını falan da oralara da uzatacaklar. Yine SME'lerle ilgili, ki SME'ler son derece önemli KOBİ'ler. Yani dünyadaki ticaretin neredeyse %90'ını aslında bunlar yapıyor. Ülkemizde de çok büyük bir orandadır bunlar. Dünyada da öyledir. Ama nedense de bunlar finansmana ulaşamıyor. Nedeni de birçok nedeni var onun. İşte dataları kaliteli değil. Ondan sonra sistemlere uygun değil. Bilançoları yok vesaire gibi nedenler. Şimdi bunlara da yönelmeye başladılar. ICC bu işe el attı. Bununla ilgili pilot çalışmaları başladı. Bunun yanında ICC'de bazı çalışmalar var. Dijitalleşme konusundaki kural çalışmaları. Onu birazdan söyleyeceğim. Bu tür çalışmalar da var. Yani onun için finansman blockchain'i görünce, böyle bir teknoloji güvenliği kendi içinde yani çok önemli bir araç. Ve bunun üzerinde de her gün yeni bir şey yapıyorlar, yeni bir şeyler ekliyorlar. Bir tek burada şu sorun vardı. Onu da yine Cem Bey'in anlattığı olayda çok net olarak zaten gördük ona. Private olayı vardı, public olayı vardı. Şimdi finans dünyası hiçbir zaman bir şeyin public olmasını istemez. Mutlaka private ister. Hatta bunu o şekilde birkaç sınıfa ayırdılar. Dediler ki tamam, blockchain'in esasında, yani tam olarak blockchain'e baktığımızda public olması gerekiyor. Herkesin sahip olduğu, herkesin bu DLT yapısı var, işte dağıtık defter yapısı. Bunun üzerinde işte blockchain ona bir güvenlik falan getiriyor. Şimdi bunlara baktığımızda burada şeffaflık var. Ama şeffaflık bu kadar olmamalı. Biz finans dünyası, bilgi gizliliği var, ticari sırlar var, şunlar bunlar var. Bunların açık olmaması gerekir. Ya aslında açık olan bir şey yok. Bu anlatılamıyor. Bu da anlatılamıyor. Yani açık olan şu. Bilgiler zaten her şey edilmiş. Her şey edilen şeyleri birisi, üçüncü bir tarafın alıp da ya ben burada bunları bu alayım, buradan çalayım, bunları götüreyim. Zaten öyle bir şey yok. Ama bu otoritelere anlatılamıyor bunlar. Anlatılamadığı için de başka çözümlere gidiyorlar. Ve bu buldukları çözümlerden bir tanesi de şu. İşte public enterprise blockchain dediğimiz, işte private olsun, restricted olsun ve yaptılar. Bunu da yaptılar. Onun için 100 tane banka, 50 tane banka, 30 tane banka değişik yerlerde. Bunlar bir araya geldiler. Konsorsiyumlar kurdular ve kendi blockchain platformlarını oluşturdular. Bunu IBM'e yaptırıyorlar, başkasına yaptırıyorlar, kendileri yapabiliyorlar. Bunu yaptıktan sonra da üzerinde smart kontratları çalıştırıp ondan sonra dediğimiz gibi programlanabilir arayüzlerde kullanarak kendi finansman işlemlerini yapabiliyorlar. Finansman işlemleri nelerdir? İşte bu Marco Polo dediğimiz, Contour dediğimiz, WeTrade dediğimiz isimler alıyorlar. Bunlar ne yapıyor? Sonuçta bir network oluşturuyor. O network'ün içerisinde işte birisi ticaret yapıyorsa ticaretle ilgili faturasını network'e atıyor. Sonra birisi diyor ki ben buna commitment verdim. Tamam, ben bunun arkasındayım. Arkasında olunca da birisi de onu finanse ediyor. Ve sonuçta o konsorsiyumun oluşturduğu network'ün dışına çıkmıyor. Ancak izin verdikleri, birilerine izin verirlerse onları dahil ediyorlar. Eğer çıkması gerekiyorsa da o zaman o izni kaldırıyorlar. Demek ki blockchain'i finansmanla birlikte, finansman dünyası buna ciddi şekilde ilgi duydu. Ondan sonra bunu kullanırken de kendine göre bazı farklılaştırdılar bunu. Peki bu blockchain midir? Evet, gene aynı sistemi kullanıyorlar. Ama belki bazı yerlerde konsensüs, o madencinin burada olmasına gerek yok. Çünkü kendi içerisinde kendiler konsensüsü yapıyorlar. Kendine göre bir yöntem uyguluyorlar, belirliyorlar. Onun için orada tam bir standart da yok. Yani birisininki farklıdır. Core'daninki ayrıdır. Core'um var, o ayrıdır. Bir tane Hyperledger, onlarınki biraz daha farklı olabilir. Bunlar ayrı ayrı olabilmektedir. Peki bu blok şeffaflık ne işe yarıyor?
bence çok güzel bir avantaj. Bu ticaret tabanlı EML dediğimiz ya da normal EML ya da uyum açısından ele geçmez bir şey. Hem güvenli hem şeffaf. Tamam, devlet istediği zaman, otoriteler istediği zaman gelip o bilgileri kontrol edebilecekler. Kimsenin gizlisi saklısı yoksa, temiz ticaret de yapıyorlarsa korkacak bir şey yok zaten burada. Orada herhangi bir şekilde zaten izin verilen bilgiler ancak belki o dediğimiz anahtarlarla bunlar o bilgilere erişecek ve o bilgilere kontrol edebileceklerdir. Mesela masaka belki bir kısım açılabilir. Onlar onu o şekilde görebilecektir. Yani onu biraz Bitcoin'in blockchain'inden biraz daha farklı düşünmek gerekir. Ona göre belki bir şey yapılabilir. Yani bunlar taraflar bir araya gelip de herkesi anlarsa çok hızlı bir şekilde birçok şey yapılabilir. Zaten buna sadece finans dünyası değil, devletler de ilgi duyuyor. Ben ICC'nin toplantılarına gittiğimde Gürcistan'da bir toplantı vardı. Tiflis'teki toplantıda. Başbakan geldi, katıldı toplantıya. O gibi yerlerde öyledir. Yani daha önce Kıbrıs'a da gittiğimde gene çok üst düzeyde biri gelmişti. Başbakan ve yardımcısı geldi. Biraz konuştular. Ya böyle bir aktivite burada olmuş, çok güzeldir falan filan dediler. Sonra dediler ki blockchain konusunda biz zaten çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani normal IC toplantısıydı. Milletler Arası Ticaret Odası'nın toplantısı. O toplantıya da yaklaşık 500-600 kişi katılıyor. Her ülkeden katılımlar vardır. O yüzden yani öyle uluslararası bir toplantı olduğu için gelip konuşma yaptı. Sadece blockchain için olan bir toplantı değildi. Ama işin bir tarafında da o konuşuldu. Dediler ki biz dediler devlet işlerini artık yavaş yavaş blockchain'e taşımaya başladık ve bundan sonra da kullanacağız. Dubai'de bu konuda çok güzel çalışmalar var. Dubai'de neredeyse devlet işlerinin hepsi taşındı diyebiliyorum. Ya da o şekilde çalışmalar devam ediyor. Hatta Bitcoin ile ilgili bir haber var. Bitcoin'de El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak kabul etti. Yani El Salvador'da normal paraların yanında resmi para olarak bir de Bitcoin var. Yani onu kullanabiliyorlar, kullanacaklar. Onun için bu Cem Bey'in de bahsine ettiği gibi bu sahibi olmayan para olayı bu hiçbir şekilde ortadan kalkmayacak. Bu devam edecektir. Başka isimler olabilir, bilmem ne olur ama farklı bu bir değerdir. İnsanlar buna değer verdiği sürece bu devam edecektir. Yani onun için bir şeye bir değer verildiyse o yaşayacaktır. Çünkü zaten herkes değer vermese değerli bir şey olsa da işe yaramaz. Onun için değer burada son derece önemlidir. Bunun birçok anekdotları, birçok şeyler vardır. Yani tarihten çok güzel bir sürü örnekler verilebilir. Hatta ben de bazen şey diyorum. İşte Aşık Veysel'in bir şeyi var, türküsü. İşte güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Bunun gibi. Bu da insanlardaki aşk olduğu sürece bu her zaman için 10 para edecek, 100 para daha da fazla edecektir. Bu böyle devam edecektir. Demek ki şeffaflık konusu o da uyum açısından. Çünkü uyum daha çok şey yapar. Birçok yerde ticari işlemlerde uyum araya girer. Aman onu yapmayın, bunu yapmayın, şunu yapmayın. Bence blockchain konusunda ise tam tersini söylemesi gerekir. Tamam hemen blockchain'e geçin. Çünkü orada geriye doğru dönülmez, manipüle edilemez bilgiler var. Ben onlara gelip de denetlediğim zaman zaten bundan kaçamayacaksınız. Bunu istemesi gerekir. Peki burada çalışmalar var mıdır? Uluslararası çalışmalar var mıdır? Benim bildiğim en fazla Avrupa Birliği'nin var. Avrupa Birliği'nde 2018 yılında 2018 yılında Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda şey vardı, bir çalışma yapıldı. Hatta orada da ben not da almıştım. Neredeydi? 207 ve 218. AB Anlaşması'nın bu maddeleri bununla ilgilidir. Ama onun dışında da birçok yine şeyler, Dünya Ticaret Örgütü'nün, Dünya Gümrük Birliği'nin vesaire herkesin neredeyse blockchain'e ilişkin bir çalışması olabilmektedir. Bunların yanında, şimdi bunlar hepsi yasal şeyler. Şimdi ICC ise, Milletler Arası Ticaret Odası ise işin biraz kural tarafındadır. Bu şeye benzer. Yani FIFA'nın futbol için kural yazması gibi. Ticaretin de kurallarını ICC yazıyor. UCP, ISBP ona benzer kurallar. Bunlar kuraldır. Yasa değildir, kanun değildir. Şimdi ICC de buna el attı. Dedi ki, madem ki ticaretten ben sorumluyum.
misyonum ticareti kolaylaştırmak. O halde böyle bir gerçek var. Bu da ticaretin bir parçası. O halde benim bununla ilgilenmem gerekir, dedi ve bunun için de çalışma başlattı. Bunlardan bir tanesi DSI, merkezi Singapur'dadır. Öyle bir yapı oluşturdu. Çalışmalar yapıyorlar. Bunların amacı standartları sağlamak. Yani her gün bir yerden bir startup çıkıyor. Her gün bir yerden başka bir şey çıkıyor. Bunlar standart değildir. Çoğu birbiriyle konuşamıyor, anlaşamıyorlar. Onun için bunların amacı burada standartları oluşturmak. Yani bir tarafta Hyperledger var, öbür tarafta başka bir yapı var. Öyle bir şeyler, bir çalışmalar yapıyor. Artık nasıl yapılacak? Daha çünkü işin başındalar. Buna göre gerekirse kural seti oluşturulacak, ayrı bir kural seti. Taraflar bunu bir işe başlarken bunları imzalayacaklar. Bazı şeyleri işte bazı standartlara göre yapacaklar. Böyle çalışmalar var. Bu DSI dediğimiz Digital Trade, yok Digital Standard Initiatives diye onu kısaltılmışı. Yani dijital standartlar ya da işte inisiyatiflerin standartları diye o şekilde belki çevirebiliriz. Öyle bir çalışma var. Bir de URDTT diye bir çalışma var. O da kural setidir. Bunu da oluşturdular. Bunun da amacı dijitalleşme konusunda tarafların ilişkileri, sorumlulukları, yükümlülükleri, birbirlerine karşı işte yarın öbür gün ihtilaf olursa ne olacak? Bunları düzenleyen bir kural seti yapmaları gerekiyordu. Bu çünkü şu anda kural olarak bulunmuyor. Yani akreditiflerde mesela UCP var. Tahsil işlemlerinde URC var. Uniform Rules for the Collections. Bunun gibi. Ama bunu dijitalleşme için de isim vermiyorlar şu anda. Teknolojiden bağımsız olarak da düşünülüyor bu. Yani hangi teknoloji olursa olsun fark etmez. Bugün blockchain'dir, yarın öbür gün başka bir şeydir. Ama bir şey dijitalle yapılıyorsa bu konuda durumlar budur, ilişkiler budur. İşte birisi birisine elektronik kayıt gönderirken işte bu gönderilme sayılma nasıldır? Ne zaman gönderilmiş sayılır? Yolda sistemlerde diyelim bir bozulma oldu. Bundan kim sorumludur? Nereye kadar sorumludur? Bunun gibi bir kural seti oluşturuyor. Bu da gereklidir. O da nasıl kullanılır? Şöyle kullanılır. Mesela diyelim biz bir işlem yapacağız. Dijital işlem yapacağız. Diyeceğiz ki dijital işlemimiz İşte ICC'nin URDTT kurallarına tabidir. Yarın öbür gün ihtilaf olduğunda mahkeme bunu alacak, bakacak. Zaten bu sizin aranızdaki sözleşmedir. İşin yasa tarafı ayrı tabii ki. O ayrı. Yani Ticaret Bakanlığı'nın var ya da kanunlarda ya da borçlar yasasındaki o şeyler tamamen ayrı. Bir akreditif nedir? Ticari bir ödeme yöntemidir. Birçok şeyi ilgilendiriyor. Borçları ilgilendiriyor, başka tarafları ilgilendiriyor. Olabilir. Teslim şekli yine birçok şeyi ilgilendiriyor. Olabilir. Ama bir de kural tarafı var. Kural tarafı da sözleşmenin parçası haline gelen maddelerdir, düzenlemelerdir. Yani bir akreditifi açarken akreditif aslında iki kişi arasındaki taahhüttür. Ama bunun yanında ben o UCP'ye tabidir dediğimde onlar da o sözleşmenin parçası haline geliyorlar. Kuraldır ama o kurallar sözleşmenin parçası haline geliyor ve ona göre biz o işlemi yapıyoruz. İşte bundan sonra da ticari dijital bir işlem bu blockchain üstünde olur ya da başka bir dijital ortamda olur. Olursa da bu kurallara tabi olacaktır. Bu çalışmalar var. Hatta milli komitelere gönderildi. Oy istendi. Bizim oyumuzu da biz kullandık zaten. Evet olarak gönderdik. Yani şu anda evet olarak gitti. Sadece Almanya aleyhinde şu anda oy vermiş. Ama daha sonuçlanmadı. Yani çok yakın zamanda bu ayın içinde zaten o da sonuçlanır. Sonuçlanınca da zaten ben LinkedIn'den de paylaşıyorum. Ya işte bak bu kurallar şey oldu, kabul edildi. Artık bunlar yürürlüktedir. Bunları söyleyebiliyoruz. Birazcık blockchain tabanlı ticari uygulamalardan bahsedeceğim. Zamanımız ben tam olarak şey yapamadım. Uyarırsınız eğer süre geçerse. Blockchain tabanlı ticari uygulamalarımız da gördüğümüz şunlardır. Yani var. Tek tük şeyler de var. Olan ama çok fazla kullanılmayan. Onlardan bahsetmeye zaten gerek yok. Onlar bir süre sonra zaten ortadan kaldırılacaktır. Kendiliğinden zaten yaşamayacaktır. Ama en çok şu anda yaşayanlar Marco Polo, Contour, WeTrade, bir de Komgo'ydu galiba var. MTA finansmanı ile ilgili olarak. Bir tane bir de Trade Connect var. Bu Hong Kong
da uzak doğuda kullanılan yine bir sistem var. Bu sistemlerin özelliği şu. Sadece kontur akretifle ilgilidir. Kontur ve Marco Polo R3 grubu dediğimiz ve bankalardan oluşan bildiğim kadarıyla 100'den fazla banka var o grupta. Önce bir 50 tane bankaydı. Öyle bir şey var. Yani sayısını şu anda tam bilemiyorum ama bir konsorsiyum. Bunlar işte R3 grubu deniyor bunlara. Bunlar Corda diye kendilerine bir şey yapmışlar. Blockchain platformu. Ve bu enterprise'dır. Yani şeydir, kurumlara özgüdür. Şirket şeylere, bilgi gizliliğine önem veriyor. İçinde kanallar var. İşte izin vermeyince şey olmuyor. Diğeri giremiyor falan filan. Yani finansal dünyaya uygun bankaları kullanabileceği şekilde, finansal dünyanın kullanabileceği şekilde bir yapı oluşturdular. Ve bununla da birçok yerden onay almak da daha kolay. Yani BDDK'ya gittiğinizde ya bu blockchain zaten öbürü gibi değildir. Bitcoin'inki gibi değildir dediğimizde onun onayını almak çok daha kolay olacaktır. Çünkü bunda herkes öyle girip de ya bunlar hangi işlemler var, kimler ne yapmış, kaç tane akretif açılmış, her ne kadar firmaların ismi belli olmasa bile o bilgiler zaten göremiyorlar. Ya öyle bir şey yok. Sadece izin verilen yerlerde çalışabiliyor. Bunun üstünde bir tek Marco Polo var, bir de Kontur var. Marco Polo şey için çalışıyor. Bir network var. Network'teki firmalar ve bankalar var. Bunlar bir firma bir işlem yaptığı zaman, bir ticari işlem yaptığı zaman faturasını network'e gönderiyor. Ondan sonra birisi diyor ki ben bunun arkasındayım. Bir commitment veriyor. Ondan sonra da gerçekten işlem yapıldıktan sonra, yükleme yapıldıktan sonra da bilgiler, o daha önce verilen bilgilerle eşleşirse, ondan sonra o uygulama, o şey commitment da artık devreye giriyor ve birisi bunu iskonto ederse ya da finanse ederse diyelim kısacası, factoring gibi düşünebilirsiniz. Önceden bunun parasını, yani o alacağı önceden alırsa, çünkü garantili sayılıyor burada, bunu alırsa da böylece bir finansman sağlanmış oluyor. Böyle bir network. Ama bu blockchain'i niye kullanıyor? Güvenliğinden dolayı, hızlı olmasından dolayı. Bundan dolayı böyle bir şey var. Yani başka bir blockchain olmasa diğer sistemler de aslında kullanabilir. Ama o zaman ne yapacaktır? O güvenlik hizmetini başka yerlerden alacaktır. Kontur'da gene aynı şekilde, aynı yapı üzerindedir. R3 grubunundur. Gene Corda'nın üzerindedir. O da bir uygulamadır. Tabii bunların içinde bir de smart kontratlar var. Bunları da söylememiz gerekir. Esas bu işi onlar yapıyor zaten. Yani smart kontratı ona göre programlıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle yapılacak. Bir akretif mesela şöyle çalışacak. Bunlar programlanıyor. Ondan sonra kontürle akretif açılıyor. Bunu hatta yakın zamanda Bangladeş'te yurt içi akretifler açıldı. Bence çok önemli bir şey değildi ama onu da haber diye ayrıca lanse ettiler. Ya böyle böyle bir şey yapıldı. Zaten yurt dışını açan yurt içinde açar. Bu bizim şeyde de öyledir. Akretifleri anlatırken ya da işte ödeme yöntemlerine, Incoterms'i anlatırken yurt içinde de kullanılır denilince insanlar alert şey oluyor. Böyle biraz daha irkiliyor. Ya öyle mi? Yurt içinde kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanılır. Yani bunlara engel bir şey yok zaten. WeTrade var. WeTrade daha çok Avrupa'da. Onun durumu daha farklı. O Corda'nın üzerinde değildir. O bildiğim kadarıyla Hyperledger, IBM'in şeyi, Linux tabanlı çalışıyor. O Avrupa'da, Avrupa bankaları, yine bir araya bir gelen bankalar var, bir konsorsiyum halinde. WeTrade'i daha çok COBİ'lere yönelik olarak o sistemi çalıştırıyorlar. O da yine blockchain tabanlı bir şeydir, bir uygulamadır diyebiliriz. Bunun dışında dediğim gibi çok sayıda var ama onları burada anlatmaya gerek yok. Ama en çok bildiğimiz bunlardır. Bunların sayısı artacak mıdır? Artacaktır. Hatta Kontur dediğim gibi kendini geliştiriyor. Belki bunların bazıları öbürleriyle birleşecek. Mesela Batavia diye bir şey vardı. WeTrade ile birleşti. Dedi ki ya bu dedi ben zaten benim yaptığım işle senin yaptığın iş aynı. Ben senin yaptığın yanında zaten çok küçük bir şey yapıyorum. Birleştiler. Öyle kararlar zaman zaman alabiliyorlar. Ticarette şu anda çok güzel bir kullanımı söz konusudur. Geriye doğru gitme söz konusu değildir. Zaman zaman Bitcoin ile karıştırılabilir. Bitcoin de biraz önce de konuştuğumuz gibi aslında Bitcoin kendisi bile bir tehlike değildir. Ama kullanılır mı kullanılmaz mı o bankaların bileceği bir şeydir. Yani o bankaların, ülkelerin kendi kararıdır.
O ayrı bir şey. Ama blockchain'den kaçış yok. Yani teknolojinin önünde durulmaz. Blockchain geliyor, yıkıcı bir şekilde hem de geliyor. Mutlaka birçok alana girecektir. Ki bunlardan bir tanesi de yine ticaretle ilgili. Gümrüktür. Gümrükte çok rahatlıkla yapıldı. Hatta Güler Dinamik diye bir firmamız var. Çok güzel bunları testini yaptı. Ondan sonra gerekli onayları aldılar. Ve gümrükte bunları kullandılar. Yani blockchain tabanlı orada çalışan çok güzel bir yapı var. Bunun yanında şirket şeyler kullanıyor. Gıda şirketleri. Walmart kullanıyor. Bir gıdayı mesela gidip alacağınız zaman makarnayı alıp bakıyorsunuz. Ya o makarnanın geçmişine geriye doğru değişmez biçimde görebiliyorsunuz. Bunun üretiminde çocuk çalıştı mı? Köle çalıştı mı? Ya da işte bunun etik olmayan bir şeyler var mıdır? Bütün bunlar geçmişe doğru çok rahatlıkla görülebiliyor. Bu ticarette ise zaten gerekli bir şey. Bir belgenin ben orijinalini görüyorsam bu son derece önemlidir. Onun için ticaretin bir de bu tarafı var. Belgeler tarafı var. O da önemli. Ayrıca yine Wave Bill of Lading diye bir şey ortaya çıkarıldı. O da dijital yani konsümentolar. Konsümentoya hem bir izleme hem o konsümentonun güvenliğini sağlama açısından bunu çok büyük firmalar mesela Arcas ve ona benzer çok büyük firmalar, Maersk gibi büyük firmalar bunları tabii ki kullanacaklardır ve o çalışmalara katıldıklarını en azından biliyorum. O tür çalışmalara yakın duruyorlar. Yani taşıma belgesi, konsümento, malı temsil ediyor yerine göre. Bunlar da blockchain sayesinde güvenli bir şekilde izlenebilecek, takip edilebilecek ve bunlar da rahatlıkla kullanılabilecektir. Menşe olayı var. Menşe olayında zaten çok güzel, o işe çok uygun bir teknolojidir. Orada da kullanılıyor. Yani bu malın menşei. Çünkü orada ciddi şekilde sahtecilik yapılıyordu. Bir diğer tarafa fraud olayı, sahtecilik olayı onları ciddi bir şekilde azaltacak. Bütün bunlar hepsi ticarete olan etkisidir ve bundan dolayı da ticaret blockchain'den vazgeçmeyecektir. Şimdilik bunları söylemem bence yeterlidir. Bu konularda sorular olursa biraz daha konuyu açarız. Ama bence bunlar yeterli şu an. Yani söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkürler Abdurrahman Bey, paylaştığınız kıymetli bilgiler ve daha kıymetli yorum ve değerlendirmeleriniz için. Ben müsaadenizle soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Cem Bey'e gelen bir soru var. Direkt onu paylaşarak soru cevap kısmına geçelim. Cem Bey, paylaşımınızda örneğin Amerika'da seçimlerin blok zincir teknolojisiyle sorunsuz bir şekilde, hatasız bir şekilde ve canlı olarak yapılabileceğini örneklendirmiştiniz. Yine aynı şekilde anlamlı, mantıklı bir zemin olan soruşturma üzerine bilgi paylaşımının yapılabilmesinden bahsettiniz. Blockchain teknolojisinde merkezi bir yönetim yok ise, paylaştığınız gibi, bu bilgi paylaşımı konusunda kim karar verecek? Nasıl bilgiler paylaşılmalı? Buradaki durum nedir? Ben soruşturma bilgilerinin paylaşılmasını mı söylüyor acaba? Şimdi iki kısım var ya, ben onun için tam soruyu şey yapamadım. Yani önce seçimi söyleyeyim. Şimdi Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi bu akıllı kontratlar ve blockchain teknolojisi birazcık üzerine düşünmek gerekiyor nasıl çalıştığına dair. Şöyle düşünün, şimdi oy kullanırken ya da akıllı kontrat üzerinden örnek vereyim. Şimdi bir dairenizi satıyorsunuz, değil mi? Ya da alıyorsunuz. Tapuya gitmeniz gerekiyor. Orada memurun önünde imza atacaksınız. Ama orada herkesin çarpıntı geçirdiği bir an var, değil mi? Yani parayı verdiğiniz ve tapunun sizin üzerinize geçtiği an. Araba satışında da öyle. Her türlü ticarette öyle. Şimdi insanlar kötü niyetli olmasa bile, diyelim ki arabanızı satmak için notere gittiniz. Noter sordu size, paranızı aldınız mı dedi. Aldım dedi. Tam da adam imza atacakken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırdılar adamı. İşlem kaldı. Şimdi burada el değiştirmede işte o karşılıklı güveni mesela akıllı kontratlar çok güzel halledebiliyor. Çünkü niye? Akıllı kontratın talimatı verildikten sonra artık o iki tarafın da kontrolünden çıkıyor. Şimdi diyelim ki bizim tapumuz akıllı kontratlara uyumlu bir hale geçti. API'ler açtı. Gayrimenkul ne deniyor ona? Real estate firmalarına şirketleri bu ev alıp satanlar
Gittiniz bir tanesini. Efendim? Emlakçı. Hah, emlakçı ya, gelmedi. Emlakçıya gittiniz, dediniz ki ben falanca evi almak istiyorum. Tamam dedi. Size fiyatını üzerinde bir kontrat girişi yaptı oraya. Şimdi tapu işlemi yapıp kendi API'ında evet bu ev artık Cemberi'nin dediği anda sizin sisteme koyduğunuz Bitcoin'ünüz, Ethereum'unuz neyse kripto paranız otomatikman karşı tarafın hesabına geçiyor. Ya şeyin mantığı bu. Akıllı kontratın mantığı bu. Artık o iki işlem birbirine bağlı hareket ediyor. Ve bunu da yani Bitcoin'deki gibi çok güvenli bir şekilde yapıyor. İki tarafında işlemi müdahale etme, yani kontrat yapıldıktan sonra, tabii burada sözleşmeler çok farklı olabilir, vazgeçme opsiyonları olabilir. Bu artık tamamen şeyle alakalı. Şimdi oylama konusunda zaten yakında birkaç ülkede yapılacak oylama, öyle görünüyor. Bu konuda çalışmalar var. Şimdi siz gidiyorsunuz, bir oy sandığının başına gidiyorsunuz. Oyu, mührü basıyorsunuz, atıyorsunuz, orada kimlik tespiti yapılıyor. Benim şimdi zaten bütün E-Devlet'te bütün kimlik bilgilerim var değil mi? Yani ben onu telefonumdan da yapabilirim. Aynen telefondan Bitcoin gönderir gibi. Oyumu veririm. Ha bu oylar gizli tutulsun. Herhalde soruyu soran arkadaşımızın kastı o. Hani kimin kime oy verdiği belli olmasın. Onların çözümleri var. Yani bir havuz sistemi oluşturulup o havuza sadece oylar girer. Yani ama kimin oy verdiği gözükmez mesela. Yani onlar çok çok mümkün. Hele ki bu yani kripto daha doğrusu blockchain'de daha da mümkün. Yani bir şeyi gizlemek isterseniz gizleyebilirsiniz. Ya bu şeffaf olsun derseniz şeffaf hale getirebilirsiniz. Şimdi çok önemli bir konuyu ben bahsetmeyi unuttum. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Mesela açık kaynak paraların özelliklerinden birini söylemeyi unuttum. Mesela Bitcoin piyasanın çok büyük bir kısmına hakim. Sirkülasyondaki para sayısı belirli baştan. Yani şu anda 21 milyon olarak belirlemiş onu açık kaynak topluluğu. 18,5 milyonu yaklaşık basılmış vaziyette, öyle söyleyeyim normal paraya çevirirsek. 2008 krizinden sonra Amerika şak diye 3,5 trilyon dolar bastı. Şu anda Amerika'nın yarın sabah 30 milyon dolar basmasının önünde bir engel var mı? Yok. Değil mi? Yani tamamen keyfi. Fakat bunu Bitcoin'de yapamazsınız. Ne zaman ki Bitcoin işte o open source topluluğu karar verirse, ya biz bu 21 milyonu 25 milyona çıkartalım derse, o zaman yer açılacak. Yani arzı kısıtlı olan bir paranın ne kadar önemli olduğunu gördük bu dünyada. Bunu anlattı bize Bitcoin ve diğer kriptolar. Ben çok şey yapmayayım. Tek elime geçirmeyeyim sahneyi. Çok teşekkürler Cem Bey. Aslında bir sonraki sorumuz da yine size. Kronolojik olarak devam ediyorum sorulara. Bir banka olarak kripto para exchange firmasına hesap açılımı söz konusu. Müşterini tanı kapsamında firmadan istenilmesi gereken bilgiler nelerdir? Bu konuda hangi hususlara dikkat edilmeli? Sizce neler yapılabilir? Bir örneklendirmeniz mümkünse eğer paylaşır mısınız? Harika. Şimdi Türkiye'de o sektörün henüz regüle olmadığı gerçeğini bir kenara koyuyorum. Çünkü o bankanın seçimidir. Ya regüle olmuş bir sektörle çalışayım çalışmayayım falan. Zaten yakında da regüle olacak. Öyle gözüküyor. Şimdi bir kripto exchange şirketiyle çalışmakla, bir döviz bürosuyla ya da aynı derecede riskli, yine bunlar nakit ve benzeri değerlerle çalışmak, bir kuyumcuyla çalışmak arasında hiçbir fark yok. Yani ikisi de birer araç alıp satıyorlar. Yani sizin çalıştığınız kuyumcu da gelen altını birine satıyor, alıyor, o altın bir terörün finansmanına gidiyor. Siz onu bilemezsiniz. Yani sizin gördüğünüz kısım şu, ben neye bakardım? Bu karşımdaki exchange firması, bu ciddi bir firma mı? Ne zaman kurulmuş, işte nasıl bir yapısı var vesaire. Artı daha da önemlisi benim kaygılarımı, yani ben bir kripto exchange firması olarak AML CTF riskini nasıl yönetirim? Ben buraya bir uyumcu alayım. Hatta mecbur olmadığım halde aldım. Bir uyum departmanı kurdum.
Burada bir AML takip programı kurdum. İşte politikalarım var, prosedürlerim var. Bir de yerinde inceleme yaptım. Ha dedim ki bu adamlar gerçekten ciddiye alıyorlar. O zaman belli yine kontrollü bir şekilde çalışmaya başlanabilir. Oradaki en büyük risk itibar riski, onu da söyleyeyim. Yani işte o kripto firması paraları cebe atıp yarın gazeteye manşet olursa işte o zaman orada ciddi bir şey yaşanma ihtimali var. Onun için biraz önce saydığım kontrollerin yapılması farklı. Çok teşekkürler Cem Bey. Bir sonraki soru Abdurrahman Bey'e. Abdurrahman Bey, ben soruyu paylaşırken sizle katılımcılarımızın aslında konuya ne kadar hakim olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Soru çok hoşuma gitti benim çünkü. Akıllı kontratlar öngörülen Ethereum ileride akreditifin yerini alabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Ben bu soruyu bir parçada değiştirerek şu şekilde. Bu blok zincir teknolojisinin ileride hayatımızı ne kadar değiştirebileceği, geleceğe dair yorumlarınızı merak ediyorum. Bu kapsamda sormak istiyorum size bu soruyu. Şimdi şöyle, yerini alamaz. Onu söyleyeyim. Şöyle alamaz. En başta aslında söyledim. Akreditif bir ödeme yöntemi. Diğeri teknoloji. Tamam mı? Onu kolaylaştırır, iyileştirir, daha hızlı yapar, daha kendiliğinden yapar, otomatik yapar, aradaki operasyoncuyu çıkarır. Ama sonuçta akreditif nedir? Akreditif bir bankanın ya da bir kişinin bir başkası adına lehtara, yani faydalanan kişiye, İngilizcesinde beneficiary, Türkçesinde işte lehtar diyoruz, satıcı diyoruz, ona verdiği bir taahhüttür. Şimdi dön dolaş ne yaparsanız yapın, smart kontratla da yapsak, elle de yapsak bunu, Swift'le de yazsak, sonuçta biz bir taahhüt yazıyoruz. Ve o taahhüdün gerçekleşmesi, yani taahhüdü yazıyoruz, lehtara veriyoruz. Lehtar da o taahhüdü yerine getirip parasını alacak. Yani sonuçta o işi yapan lehtardır. O taahhüde giren bir kişidir. Tamam mı? Bu bankadır. Bankadır ya da dediğim gibi bir finans kurumu ya da bir kişi olur. Diğeri aradaki teknolojidir sadece. Birçok yerde bu karıştırılıyor. Son derece haklı bir, güzel bir soru. Ya işte smart kontrat biliyorsunuz her şeyi yapıyor. Akreditife de akreditifin yerini alır. Akreditifin yerini almaz. Sadece akreditifi kolaylaştırır. Daha güzel yapar. Daha hızlı yapar. Yani mektup olduğunda da bak akreditif mektupla açılıyordu. Hatta daha ileriye gidelim. Tapınak şövalyeleri ilk akreditifi kullananlardır. Yani anladığımız anlamda ilk akreditifi kullananlardır. Onlar para taşımamak için tapınaklara o parayı veriyorlardı. Ondan sonra oradan kendilerine bir letter of credit veriliyordu. O letter of credit tek sayfadan oluşan bir şeydi. Bunu Kudüs'e gittiklerinde o bankanın oradaki şubesine eğer varsa ya da oradaki tapınakta nereden almışsa onun şubesine götürüp parasını alıyordu. Ve böylece de para taşıma zahmetinden kurtarıyordu. Buna letter of credit deniyordu. Daha sonradan bu seyahat çekine dönüştü. Traveler's letter of credit. Ne oldu? Bir mektup. Sonra ticarette kullanılınca 19. yüzyılda 18. yüzyılın sonlarında falan bu sefer bir mektup şeklindeydi. Kağıt bir mektup yazılıyor. Bankada imzalıyordu altına. İçinde de şartlar yazılı. Yine akreditifti ismi. Sonra telex oldu. Telex'le verildi. O zaman telex üstüne bir de test yapılıyordu. Test key diye. Şifreli bir telex. Ama yine bir banka var. Karşıda bir lehtar vardı. Ve bir tane metin vardı. Sonra Swift kullanıldı. Bakın teknoloji ilerledi. O hala yerinde duruyor. Çünkü değişmiyor. Bu taş devrinden beri öyledir. Ya yani Babil'de ilk örnekleri var bunların. Akreditif diye. Yani ismi akreditif olmasa da o işi yapan üçüncü bir tarafın kefil olduğu bir ödeme yöntemi o dönemden beri vardır. Babil döneminden beri vardır. Sonra ne oldu? Swift'i kullandık. Gene ismi akreditif. Sadece teknolojisi değişti. Şu anda da blockchain'i kullanırsak aynı durum. Yani smart kontrakta akreditifin yerini almayacak. Akreditifi güzelleştirecek. Çok teşekkürler. Sıradaki sorunun kim olduğu belirtilmemiş ama ben sorup size bırakmak istiyorum sözü. Kripto para borsaları uyum mevzuatına göre kullanıcılardan hangi bilgiler talep edilmelidir? Evet.
Ben söze girdim ama Abdurrahman Bey. Sizinle ilgili bence. Hangi bilgileri talep etmelidir diyor değil mi müşteriler? Ben şimdi birkaç tane kripto para firmasında böyle bir danışmanlık görüşmeleri yaptım. Yani exchange firmasıyla. Ve onlara şunu söyledim. Şimdi mevzuatı bir kenara bırakın. Şirketlerin var olması için mevzuatın bir adım önünde olması lazım. Bugün Türkiye'de bakın bankalara. AML CTF mevzuatı açısından Türkiye'nin ilerisindedir bankalar. Yani hep öyledir yani. Kanun çünkü sonradan gelir. Yani düzenlemeyi bekleyemezsiniz. Siz şimdi bir şirketsiniz, uluslararası ihalelere katılacaksınız, marka değerini büyüteceksiniz. Efelence kanun çıksın da beni zorlasın da ben de bunu yapayım diye bir yaklaşım içindeyseniz zaten büyük bir firma olamazsınız. Ticaretin her alanında böyledir bu. Dolayısıyla biraz önlü olmalısınız. Neler istemeli? Bir kere KYC bilgilerini çok iyi aldıklarını, en azından benim çalıştıklarımı biliyorum. Ya bankalar gibi bayağı kimlik tespiti yapıyorlar. Yani kimliğinizin önünü arkasını çekiyorlar, size videolu görüşmeler yapıyorlar falan filan. Ondan sonra size bir level açıyorlar. O level'da sadece belli işlemleri yapabiliyorsunuz. Bir süre sonra ikinci level'a taşıyorlar. O zaman daha yüksek miktarlı işlemler yapabiliyorsunuz. Burada eksik olan şey bence müşterinin finansal profili. Şimdi müşterinizin finansal profilini bilmiyorsanız o zaman o şüpheli işlemleri nasıl yakalayacaksınız? Yani bir tane adam 10 Bitcoin günde işlem yaptıysa bu çok mudur? Az mıdır? Şimdi adam bir tane Türkiye'nin sayılı zenginlerindense olay farklıdır. Benim gibi bir emekli ise olay farklıdır. O zaman bütün AML'in şeyi budur, ruhu budur. Müşterinin finansal profilini ne uyumlu olmayan işlemlerin peşine düşeriz biz. Dolayısıyla da müşterinin finansal profilini bir şekilde almaları gerekiyor. Ha bunu yasa olarak bu mecbur işte diyemezsin ama onu almanın yolları her zaman vardır. Yani teşvik edersin. Bana finansal bilgilerinizi verirseniz, şu formu doldurursanız, bilmem ne yaparsanız, işte şunu yaparım, komisyonları düşürürüm falan. Ha, olması gereken bana göre budur. Eksiklik odur çünkü şu anda benim gördüğüm en büyük. Bir de işte coğrafya riski var. Çünkü Bitcoin nereye gideceği belli değil ama o bankanın tek başına yöneteceği bir risk değil. O dünyanın üzerine düşünmesi gereken bir risk. Abdurrahman Bey'e sözü bırakmadan önce şunu söyleyeyim. Mesela FATF çıkıp şunu diyebilir. Ey Bitcoin ya da başka kripto kalisiler gel sen transaction record'una bir de coğrafya bilgisi koy. Eğer sen bunu yaparsan ben de FATF olarak senin gibi paraları tanıyan uygulamalar çıkaracağım. O zaman ne olacak? Kripto para open source'lar dahil diyecek ki ya biz bu transaction record'u eklersek bizi işte bilmem kaç tane ülke yasal ilan edecek. O zaman ekleyelim. Community bunu tartışacak. Yani bu iş teşvikle olur. Karşılıklı çıkarların örtüşmesiyle olur. Abdurrahman Bey sizin eklemek istediğiniz bir husus var mıdır? Yok burada yok. Benim ilave edeceğim bir şey yok. Bir 3 dakikamız daha var. Bir sorumuz daha var. Oldukça güzel bir soru, detaylı bir soru. Hızlıca sorup aslında cevap almak isterim buna da. Bitcoin hash'lemesinde ekran kartları kullanılıyor. Blockchain'in kullanıldığı farklı alanlarda bu hash işlemleri için kullanılan cihazlar denetime tabi tutulmakta mıdır? Tutulan yerler, uygulama alanları mevcut mudur? Bu konuda bilginiz varsa paylaşır mısınız diye sorulmuş. Şimdi o hashing ve kriptolamada ekran kartlarından kastettiği arkadaşımızın grafik kartları yani GPU'lar. Çünkü GPU'lar bilgisayarımızdaki CPU'lara göre çok daha hızlı çalışır. Onlar daha ziyade kullanılıyor ya da bunun için yapılmış işte dedicated makineler var. Soruyu son kısmını bir daha alabilir miyim? Yani orada neyi soruyor tam olarak? Tabii. Hash işlemleri için kullanılan cihazlar denetime tabi tutulmakta mıdır? Tutulan yerler, uygulama alanları mevcut mudur? Bilginiz var mıdır? Şeklinde. Vallahi yani onlar piyasadan satın alabileceğiniz grafik kartları yani onlarla ilgili bir denetim yani bildiğim kadarıyla yok. Yani olmasına gerek de yok. Çünkü şimdi şöyle
düşünün. Minerlerden bahsetmiştik ya. Şimdi ben Abdurrahman Bey'e bir para göndereceğim hesabımdan. Bu arada Bitcoin gibi yani kripto currency'lerin hesapları bankalar gibi böyle kredi debit diye alacak borç diye çalışmaz. Paranın ait olduğu cüzdan değişir. O paranın ait olduğu cüzdan benim cüzdanken bir süre sonra Abdurrahman Bey'in cüzdanı sahip olur. Yani kredi debit gibi çalışmaz. Şimdi bu işleri arada birilerinin teyit etmesi gerekiyor ya, bakalım ben doğru private key'e girmiş miyim yoksa şey miyim, yani sistemi kandırmaya mı çalışıyorum? En az 3 onay gerekiyor çoğu şeyde. Şimdi madenciler de bunu yapıyorlar. Yani hem hash yapıyorlar hem de benim şifrelediğim transaction'ı doğru olup olmadığını, yani bir anlamda benim private key'imi görmeden şifremi açmış gibi oluyorlar. Daha doğrusu aynı şifrelenmiş metne ulaşıp ulaşamayacaklarını kontrol ediyorlar. Bu da bir işlem gücü gerektiriyor. Şimdi bu işlem gücünü de harcadığınızda bu network'e katkıda bulunmuş oluyorsunuz. İşte ayakta tutan sistemi bu. Biz şu anda konuşurken belki 10 bin, 15 bin tane bilgisayar harıl harıl şey yapıyor. Fakat burada tabii sistemde işlem hesaplaması her geçen gün zorlaşıyor. Yani siz bunu 10 sene önce basit bir PC'de yapabilirken artık yapamaz hale geliyorsunuz. Şu anda enerji maliyetleriniz, eğer rüzgar enerji falan kullanmıyorsanız, mesela evinize gittiniz 5 tane çok yüksek kapasiteli grafik kartı aldınız, elektrik paranız size kalan komisyonu, Bitcoin komisyonunu o yaptığınız madencilikten doğru geçecektir. Şimdi zaten bence aslında güzel bir soru, konuya geldi bu. Kripto currency'leri bekleyen en büyük tehlike ne yasalar, ne devletler, ne bilmem neler, ekolojik problemler. Çünkü dünyada ciddi ciddi artık tartışılmaya başlandı. Hani bir yandan böyle bir kripto currency üretirken bir yandan muazzam bir enerji harcaması yapılıp ve bunları soğutmak için de bu sistemleri tekrar enerji harcanıyor. Klimalar çalışıyor vesaire, eğer soğuk bir bölgede değilse. Bunun ekolojik sonuçlarıyla ilgili problemler yaşayacak kripto currency'ler yakın gelecekte. Özellikle dünyamızın ekolojik sorunlara bu kadar, küresel ısınmaya bu kadar duyarlı olduğu bir dönemde en ciddi tehdidi ben bu olarak görüyorum. Çok teşekkürler Cem Bey. Ben öyle bir noktaya ve öyle bir konuya geldik ki tahmin ediyorum bu ikinci bir seminer, webinar ve etkinlik konusu. Çok teşekkürler. Süreyi de göz önünde bulundurarak daha fazla Haziran'ın vaktini almadan kısa bir özet ve hatırlatmayla bu webinarımızı, bu etkinliğimizi kapatmak istiyorum. Bugün kripto paralar ve blok zincir teknolojisini AML ve dış ticaret riski perspektifinde değerlendirdik. Para kavramından bahsettik Cem Bey'le birlikte. Açık kaynak felsefesini konuştuk. Blok zincir anlamaya çalıştık. Hash değeri ve şifrelemenin önemini, mekaniğini konuştuk. Bunun bu bağlamda kripto paraların sağladığı güveni ve aynı zamanda bunların beraberinde getirdiği riskleri değerlendirdik. Abdurrahman Bey'le beraber blockchain'in ticaret ve finansmanla ilişkisini konuştuk, değerlendirdik. Blockchain'in ticaret tabanlı EML alanındaki kullanımından bahsettik. ICC'nin bu konudaki kural çalışmalarından, DSI'dan, DT'den bahsettik. Aynı şekilde devamında Marco Polo gibi, Contour gibi, Bitrate gibi blockchain tabanlı ticari uygulamalardan ve kullanılan halihazırda platformlardan bahsettik. Benim tadı damağımda kaldı bu etkinliğin. Tahmin ediyorum yine biraz önce bahsettiğim gibi bu konu belki iki veya üçüncü bir şeyde, webinarada, seminere de gebe. Kıymetli panelistlerime, katılımcılara çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için. Aynı şekilde kıymetli mevzuat uyumcular ve ilgililer, bu gibi önerileriniz, yapılabilecek etkinliğe dair veya mevzuat uyum alanında derneğimizle ilgili olduğunuz için herhangi ve bütün önerilerinizi açığız. Bunları iletmenizi bekliyoruz. Bu kapsamda bu hatırlatmayı da yapıp teşekkür ederek günün geri kalanı için size iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Hakan Bey.